Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Talip, öğrenci kitabı ve tedribat ve çalışma kitabı. 9. Anadolu İmam Hatip Liseleri Arapça 9 adlı kitap. Ders ve öğrenci çalışma kitabı. El muhteviyat, içerik, içindekiler. El dersül evvelü, birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders. Her bir ünitede 3 tane ders var. Yaklaşık 10-25 dediğine göre 15 sayfa, işte 11 sayfa, 10-15 sayfa bir ders sürmekte. El vahdetü 1, ünite 1. Merhaben lisaneviyyeti. Liseye hoş geldiniz demek. Ünite 1 bu. Eddersul evvelu, birinci ders. El yevmul evvelu, birinci ders. El yevmul evvel, birinci gün. Fil medreseti, okulda. Okulda ilk gün. Eddersul sani, ikinci ders. Nedir? Neta'arrafu ala medresetina. Neta'arrafu, tanıyoruz, öğreniyoruz. Ala medresetina, okulumuzu tanıyoruz. Tanıyalım yani. Eddersü salisu, üçüncü ders. Vaktul medreseti. Medresede vakit. Medresede zaman. Nasıl geçiyor? Eddersül evvelu, el yevmul evvelu fil medreseti, okulda ilk gün. İstemi'i, dinle. İlel ibarati, ibareleri, yazıları dinle. Ve a'id, ve iade et, tekrar et. Ha, o ibareleri. Sümme, sonra teemmel. Düşün, ente sen, ma'aniha, onların manalarını düşün. Müsteinen, yararlanarak, bir su veri resimlerden. Mesela ne demiş? Galilun kesirun, galilun az, kesirun çok. Garibun min, garip yakın demek. Garipten sonra min harfi cerri geliyor. Demek ki garip min ile kullanılan bir kelime. Galil azdır, ne? İki tane kalem var, az yani. Neye göre az ama? Şuradakilere göre az. Kesirun çok. Nitekim sağ taraftaki sütuna göre sol tarafta daha fazla kalem var. Bu yüzden buna kesir, yani çok dedik. Demek ki sağda az, solda çok var. Subun, çarşı. Be'idun an, uzak. Be'id uzak demek, an harfi cerri ile kullanılmaktadır. Demek ki be'id yazılsa, nokta nokta bırakılsa, hangi kelime gelmeli? Şıklardaki hangi harfi cer? En harfi cerri. En de bir harfi cerdir. Yani cer harfidir. Az önce geçen min de bir cer harfidir. Cer nedir? Harf nedir? Bunlar da ayrı konular elbette. Burada ne yazıyordu? Garibun en. Pardon. Be'idun en. Be'idun en uzak demek. Be'id en. İkisi arasında mesafe, bakılırsa mesafeye. Bir önceki mesafeye göre, şuraya göre, daha burada mesafe ne? Azdır. Aşağıda ise mesafe çoktur. Yani uzaklık arttı. Kıtlun, kedi. Hayyun, mahalle, semt. Beyti, evim. Beytun, ev. Beyti, benim evim. Buradaki beyti, yemek manasında Türkçedeki beyti değil yani. Cinsiyet, uyruk, ırk demek. Cinsiyetun. Raculun, adam, erkek, kişi manalarına geliyor. Ganiyun, zengin, etrafında paralar var. Küratun, top demektir. Derracenin ne olduğu belli değil mi? Derracetun, bisiklet. Sadigun, arkadaş, dost. Zuhrun, öyle vakti. 12:00. Aradaki noktalar, saati gösteren noktalar üst üste. Hemen sağında bir nokta sıfır demek. Diğer nokta, o da sıfır demek. 00. Şu anda saat 12'yi 00 geçiyor. Yani saat tam olarak 12. Zuhrun. Kelbün, köpek. Kelbün. İstemi'i, dinle. İlel fekarati. Fekarat, fıkralar, paragraflar. Paragrafları dinle. El atiyeti, aşağıda gelen paragrafları dinle. Ve ikra, ve oku. Ente, sen, ha, onları. Sünne, sonra uktup, yaz. Ente, sen, ha, onları nereye yaz? Fi defteri, ke defterine. Fi defteri, ki de olabilir mi? Olabilir.
senin defterine bir bayana hitaben olabilir. Ama emri hazırlara baktığımızda ikra kullanılmıştır müzekker için. Ama bu müzekker için kullanılmış olması müennesleri kapsamadığı manasına gelmiyor, değil mi? Eqimus salate ve atuz zekate gibi. Eqimu, eqim, eqima, eqimu emri hazır, cemi, müzekkerdir. Emri hazırdır, cemidir, müzekkerdir. Kadınlar namaz kılmasın mı? Kadınları da kapsıyor. Peki devam edelim. İsmi, benim adım. İsmun, bir isim. Buradaki zamir ise benim manasına gelir. İsmi, kalemi, benim kalemim. Defteri, benim defterim. Kitabi, benim kitabım gibi. İsmi, benim adım, benim isim nedir? Aişe tu, Ayşe'dir. T'ye tek ötre veriyoruz. Gayr-ı musariftir. Yani temin kabul etmez. Aişe tu. İsmi burada mübtedadır. Aişe tu ise haber olur. Ene, ben neyim? Dalibe tun, bir öğrenciyim. Öyle öğrenci ki cedidetun, yeni bir öğrenciyim. Burada yeniyim. Cedide sıfat oldu. Nerede yeniyim? Fisaneviyeti, okulda. Lisede, ortaokulda yeni bir öğrenciyim. Ve ene, ben neyim? Dalibetun, bir öğrenciyim. Burada dalibe öğrenci ama kız öğrenci yani. Zaten konuşan da kız. Dalibetun kelimenin sonundaki yuvarlak t'ler de müennes için kullanıldığını göstermektedir. Ene ise müşterek zamir. Müzekker de olsa, müennes de olsa konuşan kişi fark etmez. Her halükarda ene diyecek. Eğer ben diyerek cümleye başlayacaksa ene demesi gerekir. Ene, ben dalibetun, bir kız öğrenciyim. Fisaf-ı tasi'i, 9. sınıfta. Tasi'i 9. saf, sınıf demek. E sınıfı demek istiyor. Ene, ben uhibbu, seviyorum. Medreseti, okulumu. Medresetun, okul. Medreseti, okulum. Sondaki ya'dan dolayı benim manasına geliyor yine. İsmi, benim ismim de Muhammedun, Muhammed'tir. Bu defa dala temini veriyoruz yani. Sonuncu kelimede temin var. Muhammedun, Aişe tu, tek ötreli. Muhammedun, çift ötreli temin alıyor. Çünkü gayrimusarif değil. Ene, ben dalibun, bir erkek öğrenciyim. Cedidun, yeni bir öğrenciyim. Fisaneviyeti, okulda. Ve ene, ben dalibun, bir öğrenciyim. Nerede bir öğrenciyim? Fisaffi tasi'i, 9. sınıfta. Cim, yani C sınıfında. Ene, ben uhibbu, seviyorum. Medreseti, okulumu. Ene ne olur burada? Mübteda olur. Uhibbu fiildir. Faili ene, gizli zamirdir. Fiil, fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Mahallen merfudur. Fiil, fail aynı zamanda ne gerekiyor kendisine? Meful gerekiyor. Hani seviyorum neyi? Medreseti, okulum. Burası da meful olmaktadır. Hâzihi. Şimdi burada hâzihi diyor. Altta hiye var, hâza var. Öyle anlaşılıyor ki birazcık zamir ve ism işaret çalışması söz konusu. Öğrencilere ism işaret ve zamir konuları anlatılabilir. Hâzihi, şu sadigati, benim kız arkadaşımdır. Zaten hâzihi dediğine göre erkek arkadaşı olabilir miydi? Olamazdı. Neden olamaz? Çünkü hâzi müennes zamirdir. Hazihi şu sadigati, benim kız arkadaşım Nur'un, Nur'dur. Kız arkadaşının adı Nur'dur. Bir kız bir diğer kızı tanıtıyor adeta, gösteriyor şu şudur diye. Ve hi, o Nur adlı kişi nedir? Dalibetun, bir kız öğrencidir. Fisaf-ı tasi'i, 9. sınıfta. B sınıfında. Hiye o Nur, evan, aynı şekilde tuhibbu, sever. Hiye gizli zamir, fail burada. Hiye o Nur sever. Neyi? El medresete, okulu sever. Burası meful. Kesiran, hem de çok sever. Hada, şu da sadigi, benim erkek arkadaşım Faruk. Faruk'tur. Hada diyor burada, bak. Hadihi demiyor. Neden? Çünkü işaret edilen kişi, şu adam işaret ediyor. Soldaki adam sağdaki kişiye doğru. İşaret edilen kişi erkektir. Bu yüzden haza kullanıyor. Sağ tarafta ise işaret edilen bir kadındı. Bu yüzden hazihi kullanılmıştı. Demek ki bir kadına hitaben hazihi dersin. Hazihi denilir. Erkeğe hitaben haza denilir. Manaları bu, şu manaya gelir. Bu da diyebilirsin, şu da diyebilirsin. Bir kadına hitaben hazihi, şu, şu var ya şu, ne oldu? İşte ders çalıştı, çalışmadı vesaire. Haza da kadın için. Ve o, ondan maksat yani Faruk adlı kişi.
Dalibun bir öğrencidir. Fi saffit tasi'i 9. sınıfta. D sınıfında. Hüve o yani Faruk. Yuhibbu sever. Kim? Hüve o Faruk sever. Neyi? El medresete okulu kesiren hem de çok. Hüve mübtedadır. Yuhibbu fiildir. Gizli zamir yine hüve var burada. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup hüve zamirinin hüve mübtedasının haberi olmaktadır. El medresete onun mef'ulüdür. Ehabbe yuhibbu ehbebe yuhibbu ifal babındandır bu. Merhaben lisaneviyeti. Merhaba liseliler. Merhaba okullu kişiler. Arif, arrafe, yu'arrifu, ta'rif. Tef'il babından emri hazırdır. Sükun üzere mebnidir. Faili gizli zamir entedir. Vücubendir bu. Arif, tanıt. Nefseke kendine. Nefse mef'ul bih olur. Aynı zamanda muzaftır. Ke onun muzafın ileyhidir. Ke burada nedir? Mecrur zamirdir. Mahallen mecrurdur çünkü mebnidir. Arif, tanıt. Nefseke kendini. Ev veya da sadigake veya da arkadaşını tanıt. Müsta'inen yardım alarak, faydalanarak bir temrini sabigi yukarıda geçen alıştırmadan yararlanarak bunu yapabilirsin. Arif nefseke evvela kendini tanıt demiş. Arif tanıt nefseke kendini diyebilirsin. Yani ben dalibun bir öğrenciyim. Nerede? İşte fissaffi sınıfta fissaffi tasi'in diyebilirsin mesela. 9. sınıfta. Yanına da K yazarsın. K sınıfında. Öyle bir sınıf var mı artık bilmiyorum. Yukarıdan yani kopyalama yöntemi. Arif sadigaki arkadaşını tanıt. Yukarıda ne vardı? Hüve diyerek başlayabilirsin. Bir erkekten bahsedeceksen. Veya hiye diyerek başlayabilirsin. Bir kadından bahsedeceksek. Mesela hüve o kimdir? Sadigi arkadaşım Ahmedu Ahmet'tir. Diyebilirsin. O arkadaşım Ahmet'tir. Gerisini yukarıdaki paragraflardan ortalama bir kopyalama yöntemiyle oluşturabilirsiniz. Ekmil tamamla el feragati boşlukları minel kaimeti şu kutulardan yararlanarak doldur. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Örnekte ne yapmışlar? Ente yazıyormuş altına ma cinsiyetüke yazmış. Senin cinsiyetin yani uyruğun nedir? Şu sormuş mesela. Ente. Ene olsan olur ene ben demek. Burada cinsiyetüke nereye almış? Şunu alarak yazmış onu. Burada 3 kutu varsa fazla kelime var. Aşağıda var mı? Aşağıda da hü ve hiye varmış. Zamirlere uygun şeyi seçin diyor. Ene ben neyim? Bakalım. Ene ben demektir. Cinsiyeti benim uyruğum deyip devam edilebilir. Enti müennes ikinci şahıs. Cinsiyetu ki kullanılır. Hepsinin başında ma'yı yazabilirsin. Yazılacak yani. Soru şekilde gelmiş. Peki daha aşağıda ne vardı? Mesela hüve var. Nahnu var. Hiye var. Nahnu biz. Hüve o. Hiye de o. Hüve erkek için. Hiye kadın için. Nahnu için cinsiyetuna. Nahnu için. Cinsiyetuha. Hiye için. Cinsiyetuhu. Hüve için. Kullanılır. Neden? Hu zamiriyle hüve. Aynı paralelde öyle değil mi? İkisi de nedir? Müfrettir, müennestir, gaiptir. Ha'yı hiye ile kullandım. Neden? Çünkü ha da hiye de müfrettir, müennestir, gaibedir. Nahnu için na'yı kullandım. Çünkü na da, nahnu da nefs-i mütekellim mal-i gayr. Yani biz manasındaki bir zamirdirler. Demek ki zamirler konusunu bilmemiz gerekiyor. Bu işin tam olarak mantığını anlayabilmemiz için. Zamirler konusundan bilmiyorum diyenler için biz bunu ne yaptık daha önce arkadaşlar? YouTube'a ilahiyat düzeyinde, ilahiyat ön lisans düzeyinde o kitaptan yani ilahiyat ön lisans Arapça kitabında aynı bu şekilde görüntülü, tercümeli, izahlı şekilde çektik, yayınladık. Kanala girip Sanal Medrese kanalına girerek YouTube'dan Sanal Medrese kanalına girerek aratabilirsiniz yani. Ecri temrin. Ecri temrin ne demek? Alıştırmayı uygula, yap. Kema fil misali örnekte olduğu gibi sümme sonra ikra oku ente sen hu onu oku bakalım. Ente için ne olur? Az öncekiler geldi aslında değil mi? Ente ma cinsiyetuke.
Ma cinsiyeti ki senin cinsiyetin nedir? Türkiye'yi isim mensup olarak kuracakmış. Ne yapmış? Ene Türkiyun. Ben Türkiyeliyim. Türk'üm yani. Türk'üm manası. Türkiyeliyim. Ne oldu? Biraz karışık oldu doğrusu. Türk'üm. Türkiyeliyim. Peki hüve için bunu kursan. Yukarıda geçti değil mi? Ma cinsiyeti hu. Onun cinsiyeti nedir? Ne diyebilirsin burada? Burada ene demiş. Hüve o. Azerbaycaniyun şeklinde yazılır. Mısriyun, Libya, Libyaniyun, Filistiniyun şeklinde çevrilirler. Hüve için söyledik. Hiye için ma cinsiyetu ha. Yukarıda var bu. Yani şu an yazmıyorum, nasıl yazacağım diye düşünmeyin. Hepsi burada var değil mi? Nerede var? Şurada var. Burada kelimeleri kullanıyoruz. Söylediklerime oradan bakabilirsiniz. Hiye için ma cinsiyetu ha dedik. Onun cinsiyeti. Böyle ne yaparsın? Hiye o Mısriyun. Bitti. Ene biz demekti. Ma cinsiyetu na. Deriz ki nahnu biz Libyaniyun. Enti ma cinsiyetu ha kullanılır mı? Ya da ne kullanılır? Ma cinsiyetu ki. Çünkü ikinci şahıstır. Sen manasına gelmesi lazım. Öyleyse burada ne deriz? Enti. Ama soru soruyoruz burada değil mi? Yani sana soru sorarsak sen de ene diye cevap vermen gerekir. Ene ben Filistinliyim dersin. Filistinliyim demiş olursun. Böylece biter. Ecrit temrin, alıştırmayı uygula. Kemafil misali, örnekte olduğu gibi. Sümme sonra ikra oku hu onu. Ene ben tabibun, bir doktorum. Enti için kullanırsam bu cümleyi değiştirmek gerekirse, enti nedir? Bayanlar için kullanılan muhatap zamir, yani karşında olduğunu bir bayanı düşün. O demesin artık, sen dersin. Ente de diyemezsin, ente müzekkeler için kullanılıyor. Bu yüzden enti kullanılmış. Yani zamir konusunu anlamadan bu ünite geçilmemesi gerekir. Enti zamiri için enti kullanırsan dabib kelimesi müennes olması gerekecek. Dabibetun sonra bir kapalı ta eklenmiştir. Müennes yapmak için dabibe yuvarlak ta eklenmiş. Buna ta-i merbuta diyorlar. Müenneslik tarzı. Ene ben dalibun bir öğrenciyim. Ente için ne yaparsın? Fark etmezsin. Ente sen dalibun bir öğrencisin. Yine böyle olur. Çünkü müzekker değil mi? Hüve o muallimun bir öğretmendir. Hüveyi hiye yaparsan muallimu da ne yapman lazım? Sağlı yapman lazım. Müennese madem zamiri çevirdin, diğer kelimeyi de müennese çevirmen gerekir. Niye böyle? Bunlar müptede haberdir. Sağdaki her kelime ene, ene, hüve, hiye bunlar müptede. Soldaki tabip, talip, muallim, mühendis bunlar da haberdir. Müpteda ile haber arasında mühendislik, müzekkerlik uyumu arandığı için biri değiştiğinde diğeri de değişmesi gerekir. Uyum şart yani. Hüveyi hiye yaparsan muallimun kelimesini de muallimetun sonuna kapalata ekleyeceksin, buraya yazacaksın. Hiye mühendisetun, bak hiye nedir? Mühendistir. Mühendisetun de mühendistir. Diyor ki bu defa hiye olan şu müennes zamiri müzekere çevirelim, hüve yapalım. Ne yapmak gerekir? Mühendisetün müennes bir kelime değil mi? Sondaki t'yi silersen, sil bunu. Mühendisun kalmış olur. O şekilde yaz buraya. Bitti. Demek ki hüve müzeker zamir, hiye müennes zamir. Ene nedir? Ene müşterek zamir. Müennes içinde, müzekker içinde kullanılabilir. Yani eneyi bir bayan da işte mesela ene dalibetun, ben bir öğrenciyim diye ene, bir kadın kendisinden bahsederken ene der, bir erkek de kendisinden bahsederken ene der. Ama bir kadın kendisinden bahsederken veya bir başka kadından bahsederken hüve diyemez, hiye diyecek. Zamirler anlaşılmak zorunda. İstemi'ye dinle ilel es'ileti, soruları dinle bakalım diyor. Sorular nerede var? Şu aşağıda var. Sümme sonra uktup yaz ha onları müsteinen yardım alarak bil kelimati kelimelerden. Hangi kelimelerden yardım alalım? Ma benel kavseyni parantez arasındaki kelimelerden. Kemafil misaleyni iki örnekte olduğu gibi. Mesela
Ente dalibun Türkiye, Suriye demiş. Ente sen dalibun bir öğrencisin. Türkiye, Suriye. Acaba hangisi yani? Hel ente dalibun. Sen Türkiyün, Türk öğrenci misin? Em Suriyün, yoksa Suriyeli bir öğrenci misin? Türk mü, Suriyeli mi bir öğrencisin? Nasıl, hangi ülkeye ait bir öğrencisin? Ne enti ile kurmuş olsak. Hel enti talibetun Kıbrısiyetun em Kuveytiyün. Sen Kuveytli mi yoksa Kıbrıslı mı bir öğrencisin? Nerelisin diye soruyor. Soruyu hel ile soruyor. Hel mı mi mu demektir. Ente sen manasında müzekker için kullanılan bir zamir. Görüyorsunuz ente'den sonra dalibun gelmiş. Yani dalibetun değil, teli gelmemiştir. Cümlenin devamı da ona göre Türkiyün müzekker gelmiş. Türkiyetun şeklinde değil yani. Altta yine hel var. Mı, mi, mu soru için. Enti bayan için sen manasında. Dalibetun bu defa talı gelmiş. Kelimenin sonunda te var. Niye? Enti geldiği için. Ente de olmaz bu. Aynı şekilde Kıbrıs'ı yetun, Küveyt'i yetun, bunlar da müennes gelmişler. Görüyorsunuz. Sen Kıbrıslı mı, Kuveytli mi bir öğrencisin? Nerelisin diye sormuş. Evet. Oktubha demiştim. Onları yaz demiş. Tamam, cevap ver dememiş yani. Ben yanlış anlamıyorum. Soruları dinle, sonra onları yaz demiş. Tamam, yazdık, cevap ver demiyor. Diyebilirdik yani. Cevap verilebilir mesela. Ene dalibetun Kıbrısiyetun şeklinde buna cevap verebilirsin. Buna da ene ben dalibun Türkiyün şeklinde cevap verebilirsin ama yani cevap istememiş zaten. Burada önemli olan şey parantez arasındaki kelimelerden manalı bir cümle oluşturmak, soru şeklinde manalı bir soru oluşturmamızı bekliyorlar. Heli kullanın demiş mesela. Hel hüve muallimun Malezya en el Yaban. O Malezyalı mı yoksa Japonyalı mı bir öğretmendir? O öğretmen Japonyalı mıdır, Malezyalı mıdır diye sormuş. Hel huve muallimun Malezya em el Yaban. Em yoksa demektir. Em yoksa. Öyle mi, böyle mi yani? Tercih bir yerde değil mi? O mu, bu mu? Hiye dabibun Azerbaycan, Katar. Hel hiye dabibun Azerbaycan em Katar. Nasıl yapıyoruz? Em'i iki ülke arasına yazıyorsun. Türkiye'nin Suriye'nin, Kıbrıs'ın Kuveyt'in em iki ülkenin arasına giriyor. Öylesi Azerbaycaniyun em Katar demiş. Katariyun. Ente için, şu için ente müdirun Mısırun Lübnanun demiş. Her ente müdirun Mısriyun em Lübnaniyun. Hüve dalibun Türkiye el Irak. Hel hüve dalibun Türkiye ve Türkiyun em el Irakiyun. O Iraklı mı, Türkiye'li mi o? Yani bir öğretmendir ama Türkiye'li midir, Iraklı mıdır diye sorulmuş. İmle doldur el feragati müstamilen. İbaratey ba'idun an garibun min. Garibun min ve ba'idun an tabirlerinden, ibarelerinden, o iki ibareden. İbaratey tesniyedir. Şu iki ibareden yararlanarak, onları kullanarak boşlukları doldur. Hasebe suveri, resimlere göre bunu yap. Mesela el beytu ba'idun anil medreseti. Şimdi beyt ev sağda, okul solda, aradaki mesafe çoktur diyor. Bu yüzden ba'idun uzaktır anil medreseti, okuldan ne? Ev. Ev okuldan uzaktır. Ba'idun an uzak demek. El kelbu, peki kelp nedir? Kelp de ba'idun mi diyeceğiz yoksa garibun mu? El kelbu garibun minel kitti. Köpek kedi arasında mesafe az, bu yüzden el kelbi köpek nedir? Garibun minel kitti, kediye yakındır. El kürsiyü sandalye nedir peki? O da yakındır. Köpek de kedi arasındaki mesafe gibi. Öylesi el kürsiyü garibun minel derraciti. Sandalye bisiklete yakındır. Ama kalem ile
kitaba, deftere baktığımızda arada mesafenin çok olduğunu görüyoruz. Bu kötü bir durum. Görüyoruz ki ev ile okul da uzak, kalem ile kitap da uzak. Aslında burada bir ince bir mesaj var. Yani oyun şeylerine baktığımızda, oyun araç gereçleri, hani insan köpekli kediyle de oynayabilir. Bunlar daha yakın araç gereçler. Oysa ders için kullandığımız bilimsel malzemelerin daha uzak olduğu gözlenmekte. Tam tersi olması iyi bir mesaj olabilirdi. Öyle bir mesaj var gerçi. El kalemu, kalem nedir? Ba'idun an, uzaktır. Ba'idun anil kitabi, kitaptan uzaktır. Ba'id, garip. Ba'id, uzak, garip, yakın demektir. An, dendan manasında harfi cer. Min de dendan manasında bir adet harfi cerdir. Devam edelim bakalım. İstemi'i dinle ilel ibarati, ibareleri, yazıları dinle. Sümme sonra ecri temrin, alıştırmaları icra et, uygula. Kemafil emsileti, örneklerde olduğu gibi diyor. Mesela örnekler verilmiş. Burada haza, zalike şeklinde ismi işaretler görmekteyiz. Haza ve hazi, hazihi müennes için. Hazihi müennes için kullanılır. Haza ise müzekker için kullanılmaktadır. Haza da hazihi de bu, şu manalarına geliyor. Aynısı zalike ve tilki için de geçerli. Yani zalike müzekker, tilke müennes içindir. Bunlar da bu, şu manalarına gelir. Haza şu, haza kalemun, şu bir kalemdir. Haza mübteda, kalemun haber. Haza kalemun, bu bir kalemdir. Öyle kalem ki esferu, sarı bir kalemdir. Haza mübteda, kalem haber. Esfer onun sıfatıdır. Hazihi, şimdi müennes için geldi. Hazihi şu. Hazi şu nedir? Mimhatun. Mimhatun bir silgi olsa gerek. Hazi şu nedir? Mimhatun bir silgidir. Öyle silgi ki hamra, o kırmızı. Hazi mübteda, mimhat haber, hamra onun sıfatı. Neyin? Mimhanın sıfatı. Hazi müennes olduğu için ardından gelen kelimenin te'li bittiğini görmekteyiz. Yani müennestir. Müenneslik alameti sadece te'dir demek istemiyorum. Mesela başka ne var diye sorabilirsiniz. Sorarsanız başka neler vardır? Elif-i memdude ve elif-i maksura da müenneslik alametleridir. Zalike bu. Müzekkerdir. Zalike raculun, bir adamdır. Zalike raculun ganiyun, bu zengin bir adamdır. Zalike mübteda raculun, haber ganiyun onun sıfatı. Tilke şu. Müennes zamir. Müennes ismi işaret, az önce yanlış söyledim. Zamir değil. Müennes ismi işaret. Zalike bu. Tilke bu, şu. Tilke misdaratun, bir cetveldir, bir metredir. Tilke mübteda, misdaratun onun haberi. Tilke misdaratun kasiratun. Tilke mübteda, misdara haberi, kasira ise onun sıfatı olur. Devamında bir kitap resmi, işte top, bir insan, artık mühendis veya öğretmen olduğunu varsayabiliriz. Bir de öğrenci var. Buna göre yukarıdaki aynı sistemi uygularsak, evvela ne diyor? Bu bir haza ile ilgilidir. Bu nedir? Kitap da haza ile ilgili. Haza müzekker için, hazihi mühendis için. Dolayısıyla kitap da müzekker olduğuna göre, müzekker derken yani dil kurallarına göre kadınsı bir varlık değil. Burada kadınsılık veya erkeklik durumu illa fizyolojik, bedensel olması gerekmiyor. Dil kurallarına göre, Arapça dil kurallarına göre, Türkçe'de bir masaya, bir güneşe cinsiyet atfedilemez. Ama Arapça'da durum farklıdır. Müzekker müennes konusu anlatılırken, işlenirken detaylı olarak anlatılmalıdır. Ama konumuz her ne kadar o olsa da burada öyle bir gramer konusu yok. Şimdi kitapla ilgili haza dersin. Evvela yukarıya haza yazacağız. Çünkü yukarıda öyle yapılmış. Ben de aynen haza yazarım. Ardından haza kalem demiş. Biz de haza kitabun, bu bir kitaptır deriz. Ardından ne demişlerdi? Haza kalemun esfer, sarı olduğunu ifade etmiş. Yani rengini belirtmiş. Biz de üçüncü satıra haza kitabun, işte ahmer mesela, ahmer kırmızı deriz. Olur biter. Tam olarak ehmeru, ra'ya ötre verilir. Hemen alttaki bir top,
Basketbol topuna benziyor. Basketbol topu için küratü seleti denilir. Buna göre ne diyeceğiz? Küratun müennesi olduğu için burası için hadihi kullanılacak. Evvela hadihi, ardından hadihi küratü seleti, hadihi küratü seleti, ardından renk belirtilmiş değil mi? Hamra demiş mesela müennes için. Bu da aynı şekilde kırmızı deriz. Öyleyse hadihi küratü seleti hamra'u denilir ve bırakılır. Diğer taraf için zalike veya tilki kullanılmış. Zalike müzekker, tilki müennes için. Burası üstü için ne deriz? Mesela deriz ki zalike bu kişi nedir? Hemen alta zalike mühendisun veya artık muallimun olarak varsayıyorsanız mühendis midir, öğretmen midir? Bu bir varsayım yani, üstünde yazmıyor neci olduğu. Ardından zalike yine zalike mühendisun zekiyün deriz. Zeki bir mühendis deriz. Yani adamın zengin, fakirliği önemsiz. Alttaki kız resmi için tilke üst satıra, alt satıra tilke ne diyelim, tilmizetün. Ardından tilke tilmizetün zekiyetün, zeki bir kız öğrencidir deriz. Böylece kalır. 10. İstemeyen dinle ilel ayetil kerimet, ayeti kerimeyi dinle ve a'id ve tekrar et ha o ayeti, sümme sonra teemmel, bir düşün bakalım mana ha o ayetin manasını. Ha o ayet demek. Mana ha o ayetin manasını düşün. Hucurat suresi 13 numaralı ayet olduğu ifade ediliyor parantez arasında. Surenin adı Hucurat, ayet numarası 13. Dinle demiş. Benden dinliyorsunuz tabi burada. Dinleyebilmek için farklı şeyler belki lazım. Bizde bunun dinlenebilen versiyonu yok. Ya eyyühennasu, ey insanlar, inna, şüphesiz ki biz, halakna, biz yarattık, kum, sizi, neyden yarattık, min zekerin, bir erkekten, ve unsa, ve bir dişiden yarattık, ve ce'inna, ve biz yaptık, kum, sizi, ne yaptık, şu'uben, sizi boylar halinde yaptık, sizi boylara ayırdık. Yani ce'inna'yı ayırdık da diyebiliriz, sizi boylara ayırdık. Ve daha neye ayırdık? Kaba ile kabilelere de ayırdık. Niye peki böyle yaptık? لِتَعَارَفُوا, tanışasınız diye, birbirinizi karşılıklı olarak tanıyın diye. İnne, şüphesiz ki اَكْرَمَكُمْ, sizin en değerli olanınız عِنْدَ اللّٰهِ, Allah katında en değerli olanınız kimdir? اَتْقَاكُمْ, en takva sahibi olanınızdır. Takva Allah'tan yani sakınmak diyelim, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak. Buna göre innallâhe, şüphesiz ki Allah nedir? Alimun, en iyi bilendir. Habirun, her şeyden haberdar olandır. Hucurat suresi 13. Evet, ecir diyor. Ecri temrin, temrini yani alıştırmayı uygula. Ecri et temrine, alıştırmayı uygula. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi. Sümme sonra ikra'hu, onu oku. Ne demiş? Bir alıştırma ne demiş? Örnekte olduğu gibi diyor. Bir örnek görmeye çalışıyorum. Mesela hüve, o kişi ne yapıyor? Yeftahu, yiyor. Evet. Yiyor derim gerçi. Sağ taraftaki için. Yeftahu, açıyor. Adam kapıyı açıyor. Ortadaki kişi için ye'kulu, yiyor. Soldaki kişi için hüve, o kişi ne yapıyor? Yakra'u, okuyor. Hemen aşağı inelim. Start verilen resimde yebde'u, bde, yebde'u, başlıyor. Yani koşmaya başlamış. Celese yeclisu, yeclisu, oturuyor. Yektubu, yazıyor. Sırayla yazılmış, bir karışıklık yok. Üstteki üç kelime üstteki resimler için, alttaki üç kelime de alttaki resimler için, hemen üstlerine altlarına yazılmış, bir karışıklık yok yani burada. Buradaki fiillerin tamamının muzari fiil olduğunu, yani geniş zamanlı, şimdiki zamanlı fiil olduğunu görmekteyiz. Her birinin mazisi var. Mesela yeftahu nedir? Fetaha mazisi. Ye'kulu, ekele ye'kulu. Yakra'u, kara'e yakra'u.
yebde'u, bde, yebde'u, yeclisu, celese, yeclisu ve ketebe, yektubu olmak üzere gayet basit fiillerimizi görmekteyiz. Peki bunlar diyor hüve zamiriyle kullanırken böyle, yani hüve zamiriyle kullanılmış halleri bu şekilde. Bu fiilleri diyor ene zamiriyle kullansaydım bu fiillerde nasıl bir değişiklik olur, artık nasıl yazılırdı? Bu tamamıyla fiil çekimiyle alakalı. Yani diyor ki şuradaki altı kelimenin çekimini bilin arkadaşlar, hüve zamiriyle uygun olan kalıpları bunlarsa ene zamiriyle uygun olan kalıbı mesela fetaha ile ilgili olarak ne dedik? Fetaha yeftahu. Bunu ene ile uygularsan diyor eftahu olur. Yani muzari'nin nefsi mütekellim vahdeh kalıbı birinci şahıs olarak yeftahu'dan eftahu gelir. Peki ye'kulu'dan ne gelir? E'kulu. E'kulu. Yekra'u'dan ekra'u. Ekra'u gelir. Yebde'u ebde'u. Ebde'u. Yeclisu'dan eclisu. Yektubu'dan ektubu diye gelir. Yani ene ben eftahu açıyorum. Ene ben ekulu yiyorum. Ene ben ekra'u okuyorum. Yani ben yapıyorum bu fiilleri manasına gelmiş oluyor. Peki diyor bunu ente zamiriyle uygularsak ne olur? Fetaha yeftahu'dan teftahu gelir. Yani teftahu sen açıyorsun. Ente sen hangi fiiller vardı? Fiiller aklımda değil. Ente ile ilgili düşünürsen ye'kulu ne olur? Te'kulu olur. Yani ye'yi te'ye çevir. Noktalar üste yaz. Bitsin bu iş. Yekra'u'da da aynı şekilde. Ye'nin şu noktalarını sil. Üste koy. Tekra'u olsun. Biter. Yebde'u'da da yeclisu. Şuradaki altı fiilin ye ile başladığını görüyorsunuz değil mi? Her biri ye ile başlamış. Bu ye'leri sil. Yerine te yaz. Daha basit hali. Alttaki iki noktayı sil. Üstte iki nokta koy. Bitti. Eğer ente yazılıp uygun fiil nedir diye hoca size sorarsa, enteli bir soru gelirse burada olduğu gibi yani üstte t'yi koy. Bitmiştir. Ente de böyle. Enti derse ente sen demektir. Erkekler için kullanılır. Enti bayanlar için sen manasına geliyor. Yani bayanlara ente denilmez. Bayanlara enti denilir. Enti zamiriyle kullanılırsa teftahine ile yani aynı kalıp bak teftahine aynısını diğerlerine uygulayacaksın. Neydi fiiller? Teftahine ne yaptık? T ile başladık. Sadece sonuncu harfin bir öncesine Y koyduk. Ona uygun olarak öncesini de esterledi yani. Teftahine. Tekuline. Ekele yekulu. Tekuline. Tekra'ine. Tebde'ine. Teclisine. Aynı şekilde bu da var değil mi? Tektubine. Tekra'ine. Sonuncu harfinden önce yani şuradaki T'ler fetal olabiliyor, ötreli olabiliyor, esreli olabiliyor. Bu sonuncu harfin bir sana dikkat edin yani. Ye kulu değil mi? Zammeli. Ötre var yani. Yeclisu sonuncu harfin bir sağı esreli. Veya yekra'u'da olduğu gibi sonuncu harfin bir öncesi fesalı da olabilir. Dolayısıyla siz bunu şu kalıba dönüştürürken hangi kalıba? Şu kalıba dönüştürürken ona dikkat edin. Burası nasıl okunmalı? Hareke yok. Teftehine ha'ya esre vereceksin. Ya sakindir. Met harfi. Nuna fetha vereceksin. Teftehine tekuline tebdeine diye her birini telaffuz ettik. A'id diyor. A'id hazırla. Neyi? Kitabetel cümeli. El atiyeti. Aşağıdaki cümleleri yazarak yani o yazıları hazırla diyor. Mübeddilen değiştirerek. Aşağıdaki cümle yazılarını değiştirerek. Mübeddilen el kelimetel münasibete. Neyle değiştir? Münasip kelimeyle değiştir. Bima o şey vasıtasıyla ki beynel kavseyni parantez arasında yer alıyor. Kemafil misaleyni. İki örnekte olduğu gibi. El misaleyn iki örnek demek. Mesela soru sormuş. Meta ne zaman demektir? Yebde'u başlıyor. Ederse
pardon, eddersu, ders ne zaman başlıyor? Bede yebde'u fiildir, eddersu onun faili. Meta yebde'u eddersu, ders ne zaman başlayacak? Ne zaman başlar? Ba'de galilin. Galil önce demek. Galil az demek, yanlış söyledim. Galil az demek. Ba'de sonra demek, yani az sonra. Yebde'u eddersu ba'de galilin. Ders az sonra başlayacak, başlar. Meta yebde'u el-amelu, iş ne zaman başlar? Kable zuhri. Kable zuhri, kabil önce demek. Zuhr öyle, yanlış yine söyledim değil mi? Kable önce demek. Zuhr öğle vakti. Kable zuhri, öğleden önce başlar. Nasıl diyeceksin? Cevap olarak bu bir soru, cevabı ver. Yebde'u el-amelu kable zuhri. Yani iş ne zaman başlar? Ne dedik? Öğleden önce başlar iş. Meta ne zaman yentehi, inteha, yentehi, inteheye, yentehiyu. Aslında infial babından değil mi? İnfial babından muzari fiildir. Meta ne zaman yentehi, sona erer, el amelu, iş. İş ne zaman biter? Ba'de galilin. Ba'de sonra, galil az. Az sonra iş biter. Nasıl diyeceksin? Yentehi el amelu ba'de galilin diyeceksin. Ba'de zarftır. Kable de zarftır. Kabl önce, ba'de sonra demektir. Meta ne zaman yebde'u başlar eddersu, ders kable zuhri, öğleden önce. Nasıl cevap verilir? Yebde'u eddersu kable ezzuhri, öğleden önce başlar. Dördüncü soru. Meta ne zaman yentehi, son bulur eddersu, ders. Ders ne zaman biter? Ba'de galilin. Ba'de sonra, galil az. Yentehi eddersu ba'de galilin diye cevap verilir. 13 diyor. Bir yerde de 20 diyor. Artık istenilen dinle. İlel cümeli. Cümleleri. Elleti. Öyle cümleler ki. Bakın mesela elleti kullanmış. Hani isimle usul. İsmi işaret konusu anlatılıyorsa burada öğretmenler elletiye dikkat çekebilir. Elleti öyle cümleler ki beynel kavseyni, parantez arasında yer alıyor. Onları dinle yani. Parantez arasındaki cümleleri bir dinle bakalım. Sümme sonra ne yap? Ekmil, tamamla. Ente, sen. Neyi tamamla? El saragati, boşlukları. Nereden yararlanarak? Yani kafama göre mi tamamlayayım? Hayır. Minel kaimetil atit, aşağıdaki kutucuklara dayanarak. Oradan seçerek. İclis, otur. Celese yeclisu iclis. Emre hazırdır. Unzur ile, şuraya bak. İkra. Ha, şuraya yazmıyor burada. Unzur bak demektir de. Artık bir yer kastediliyor yani. İkra, oku. İftah, aç. Uskutsuz. Uyhul, gir. Udrus, ders çalış. İl'ab, oyna. Manasında her biri emre hazırdır. Peki nasıl yaparsın? Dersin ki mesela, zaten parantez arasında vermiş. Celese. Celese mazi fiil. Celeseden iclis emri hazır elde edilmiştir. Celese oturdu. Dalibu öğrenci mekanuhu yerine oturdu. Nasıl diyebilirsin? Dersin ki iclis mekanek yerine otur diye öğretmen sert çıktı. Celese dalibu mekanuhu, bunun üzerine öğrenci de yerine oturdu. Yekra'u okuyor, er-raculu adam neyi okuyor? El-kitabe, kitabı okuyor. Ne dersin? İkra, oku, el-kitabe, kitabı oku şeklinde bir cümle. Min fazlike, lütfen demek. Sekete sustu, el-veledu, çocuk. Seketeden ne gelir? Şuradaki uskut. Uskut min fazlike, lütfen sus yani, susar mısın? Yedrüsü, ders çalışıyor. Talibu öğrenci, ederse kendi dersine çalışıyor. Yedrüsü talibu, ederse öğrenci derse çalışıyor. Demek ki yedrüsü çalışıyor. Talibu öğrenci, ederse derse çalışıyor diye söylenebilir. Udrus ederse, udrusu derse, derse çalış. Udrus yazacaksın. Billu'betike, la'ibe oynadı. El veledü çocuk. Billu'betihi, oyuncağı ile oynadı.
ne deniyor burada? İl'ab bil'ubetike, oyuncağınla, oyununla oyna, ilgilen. En-nafizetu, pencere. Nazara baktı el-velidu, çocuk. İl-en-nafizeti, pencereye doğru baktı. Unzur en-nafizete, pencereye bak şeklinde emir hazır gelir. Burada fiillerden emir hazırın yapılışı anlatılıyor olsa gerek. Öyleyse bir fiilden emir hazır nasıl elde edilir, bu konunun anlatılması faydalı olabilir. Burada sülasi fiillerden bahsedilmiş. Şu ikisini de anlatayım, az bir bilgi veririz. Nafizetu saffi, sınıf penceresi, sınıfın penceresi. Fetaha açtı, ebbalibu, öğrenci. Neyi açtı? Nafizete saffi, sınıfın penceresini açtı. İftah aç, nafizete saffi, sınıfın penceresini aç. Es-saffe bi hudain, bi huduin, yanlış okudum. Bi huduin, huduin sessizce demek. Dehale udhul, yani udhul es-saffe bi huduin, sınıfa sessizce gir. Dehale girdi, udhul gir. Emr hazır, emretmek için kullanılan bir kalıp. Kime? Hazıra, yani karşındaki kişiye, ikinci şahsa emretmek için kullanılan bir kalıptır. Dikkat edilecek husus, dehaleden udhul, yani ilk harf fethalanıyor değil mi? Hemzeye ne veriyoruz? Fethalanıyor dedim. Ötre veriyoruz, yanlış söyledim. Dehale yedhulu udhul. Emr hazır sülasi mücerretlerden yapılırken dikkat edilecek asıl husus nedir? Eğer muzari fiilin aynel fiili zammeli ise ne gibi? İşte dehale yedhulu, hulu. Aynel fiili zammeli ise başa getireceğin hemzeye de zamme verirsin. Fetaha yeftehuda olduğu gibi, yeftehuda olduğu gibi muzarin aynel fiili fetha ise emr hazırın hemzesi esre olacak. Nazara yenzuru da olduğu gibi, yani dehale yedhulu da aynı. Muzari'nin aynel fiili zammeli ise hemze ne yaparsın? Zamme verirsin. Nazara yenzuru unzur olur. La'ibe yel'abu, tıpkı fetaha yeftahada olduğu gibi yel'abu. Aynel fiili muzari'de fethalı olduğu için emr hazırın hemzesi de fethalı olacaktır. İşte esreli var mı? Celese yeclisu. Celesenin muzarisi yeclisu diye gelir. Yani son harfin bir sağı esreli geldiğinden emri hazıra ekleyeceğin, ilave edeceğin hemzede ne olacaktır? Esreli olacaktır. Celese yeclisu iclis, i iclis. Neden böyle? Çünkü muzari'nin aynel fiili, yani son harfin bir sağını kastediyorum, muzari'de son harfin bir sağı esreli ise emri hazırın hemzesini de esreleyeceksin. Kural. Ezbere bileceğiz. Muzari'nin son harfinin bir sağı, yani aynel fiili fethalıysa yine aynen hemzi hemzelersin. Eğer ama muzari'nin son harfinin bir sağı yed rusu da olduğu gibi, yani son harfin bir sağı zammeli ise getireceğin hemzeye de ne yapacaksın? Zammeleyeceksin. Yani muzari'den emir hazır nasıl yapılır? Muzarat harfi dediğimiz ilk harfi, yani ye'yi sil, yani hemze koy. Hemzeye vereceğin harekeyi düşün. Son harfin bir sağ zammer olduğuna göre o zammeri oraya verirsin. Udrus olur. Şu an hani çok da detaylı anlatmadım ama anlaşıldığını düşünüyorum. Anlaşılmayan bir durum varsa sorulabilir. Fazla uzatmak istemiyorum. Sorarsanız yorum olarak cevabını daha detaylı bir şekilde verebiliriz. 14. İstemeyen dinle ile nasli parçayı sünme sonra ecri temrine, alıştırmayı uygula. Kemafil emsileti, örneklerde olduğu gibi. Misalun bir örnek, misalan iki örnek, emsile yani nedir? Örnekler, çoğuldur, cemi mükesserdir. Ene ben dehaltü girdim es-saffe sınıfa ve celestü oturdum mekani yerime. Sekettü diyor değil mi? Sekettü sustum esna eddersi, ders esnasında. Ve nazartu baktım ilas-saburati tahtaya doğru baktım. Feketeptu yazdım dersimi ale defteri deftere. Derastu hatta zuhra öğleye kadar ders çalıştım. Ve laibtu oynadım ba'de dersi dersten sonra.
Burada altı çizilen bazı yerler var. Çizilen yerlerin tamamı nedir? Zamirdir. Ene, ben. Ben dedikten sonra dehal tü dersin. Yani ene, ben dedikten sonra gidip ne yapamazsın? Enti diyemezsin mesela. Dehal ti diyemezsin. Ene, ben dehal ti olmaz. Ene, ben dehal te olmaz. Ene, ben sonra tu gelecek. Ene, ben. Dehal tü. Evet, evet, ben girdim. Celes tu, tu da zamirdir. Mekani, sondaki zamir de yine ben manasına geliyor. Tu zamirdi. Tu'lara dikkat çekilmiş. Mazi fiilin sonunda eklenen tu'lar var. Onlar anlatılmış. Dersi, burada olduğu gibi ya'lar isimlere eklenmektedir. Kendisine eklenen isimler muzaf. Bu zamirlerde muzafın ileyh olmaktadır. Ben demek, benim demektir. O şekilde mana verilir. Peki ente diye kullansaydık dehaltü'yü? Yani burada asıl mesele dehale fiili. Dehale, mazi, yedhulu, muzari. Bu fiili ilgili zamirlere çeviriyor şimdi. Diyor ki ente ile ilgili olduğunda enteden sonra dehal tu olmaz. Enteden sonra te diyeceksin. Ente, sen bir erkeğe hitaben dehalte girdin, es-saffe, sınıfa. Devamını getir. Ve celes tu mu diyeceksin? Ve celes te, sen oturdun. Nere? Mekani, benim yerime mi? Hayır. Ne diyeceksin? Mekâneke, kendi yerine oturdun. Ve sekette, sen sustun. Esna dersi. Ve nazarte ile sabburati. Ve ketepte, sen yazdın. Derse ke, kendi dersini. Ale defteri. Ve deraste, sen ders çalıştın. Hatta zuhra. Hatta zuhri, yanlış okudum burayı. Bu ra eseri olacak. Öğleye kadar. Ve laibte, ve sen oynadın. Bade dersi, dersten sonra. Burası T oldu. O zaman bu altı çizilen yerleri T yapacaksın. Dehal T. Celes T. O şekilde gidecek. Peki şu yağları ne yapalım? Yağların her birini ki yapın. K değil ha. Ki yapın. Bitti. Peki hüve'ye geldiğimizde hüve o kişi. Yani burada demek iki tane varmış. Enti sen bayan. Dehal T sen bayan girdin. Nereye? Saffe sınıfa şeklinde devam etti. Üçe geldiğimizde hüve o. Yani üçüncü şahıstan bahsediyoruz. Ama bir erkek yine. O derken Ali Veli'yi kastediyor. Ve o var ha. Dehale girdi es-saffe sınıfa. Vay canına. Devamında celese. Zamir yok ya. Yani. Zamirleri sildik. Celese. O oturdu. Nereye oturdu? Bir de o var şimdi. Mekane hu. Kendi yerine. Artık buralara ne yapıyorum? Hu koydum. Pardon yanlış yeri gösterdim. Mekanideki yağının yerine hu koydum. Ve sekete. Ve o sustu. Esna dersi. Ve nezara, ve o baktı. Üçü ikiye yapıyoruz değil mi? Evet. Ve nezara baktı. Hü o gizli zamir. İle saburati. Ve ketebe, ve yazdı. Ketebe hü ve gizli zamir. Neyi yazdı? Derse hu. Kendi dersini. Ale defteri. Ve derastu derase yani. Ve ders çalıştı. Hü o gizli zamirdir. Hatta zuhri. Ve laibe. Oynadı kim? Hü ve o. Hü ve yazma ama. Hü ve gizli bir zamirdir. Bende dersi. Hü ve ile ilgili bu şekilde çevirisini yaptık. Sıra hiye gelirse hiye de ne yapmış bakın dehalti değil ama ha dehalet t'de cizim olacak dehalet hiye o bayan işte Ayşe Fatma Hayriye dehalet es-saffe sınıfa girdi dehalet hiye gizli zamir burada ne yapmış dehalet yaptık bunu o zaman celeset olacak yani zambeyi şu ötreyi sil cizim koy burada ne yapacaksın mekani az önce mekane hu yapmıştık. Şimdi mekane ha yapacaksın. Tüm yağları ha'ya çevir. Nerede var başka? De şurada da var. Başka da yok. Peki nazar tu, seket tu bunların her biri zammeyi sil yerine cezim koy. Ne diyeceksin yani? Seket tu, seket tet olur. Nazarat olur. Ketebet, deraset, laibet yaptın mı? 4 bitmiştir. 5'e geldik. Nahnu biz. Dehanna. Biz girdik. Es-saf ve sınıfa. Biz diyor yani 3-5 kişilik bir grup. Belki 40-50 kişi bilmiyorum. Sınıfın kalabalıklığına bağlı. Değişir yani. Kaç kişinin kastettiği belli değil. Bayan da olur, erkek de olur. Ortak bir zamirdir. Na. Dehanna. Biz girdik. Nedir? Na zamiri fiil mazi bitişen bir zamirdir. Faildir. Bir defa en iyisi yerine direkt nahnu yazacaksın. Burada nahnu olmak zorunda. Nahnu biz. Dehal na. Demek ki te, bu tuğları silip yerine na ekleyeceksin. Dehal na. Gerisi aynı. Celes
Na. Celestu değil, celesna. Peki mekani ne olacak? Bir de bu var şimdi. Yeni bir şey çıktı. Aa. Mekan, celestu bizim. Mekanena. Kendi mekanımıza. Seketna. Sekettu, seketna. Evet. Seketna. Biz sustuk. Esna dersi. Ve nazarna. Ketebna. Dersena. Derasna. Laibna. Bitti. Beşi de bitirdik. Kevin. Oluştur. Ne oluşturalım? Cümle. Ten. Müfide. Ten. Faydalı cümle oluştur. Müsteinen. Yardım alarak. Bima. O şeyle ki. O şeyi vasıtasıyla ki. Ba. Burada vasıta manasında kullanılıyor. Benel kavseyni. Parantez arasındaki kelimelerden yararlanarak. Onlardan yardım alarak. Faydalı cümle oluştur bakalım. Ve daha ne? Gayir. Değiştir. Ma yelzemu kema fil misal. Örnekte olduğu gibi lazım olan değişiklikleri de uygula diyor. Mesela örnek neymiş? Burada hel kullanmış. Hel deraste ed derse. Sen derse çalıştın mı? Şimdi biri uygula bakalım demiş. Hel var, hüve var, kare, el kitap var. Hel hüve deseydim. Hel hüve kara'e el kitabe. O kitabı okudu mu olur? Hel hüve kara'e el kitabe. Ya hüve o. Hel kara'e el kitabe. O kitabı okudu mu? Şeklinde. Peki. En nahnu vecede el miftahe. Nahnu biz vecedna. Biz bulduk el miftahe. Anahtarı bulduk. Başında ne var? Hemze var. En nahnu vecedna el miftahe. Biz anahtarı bulduk mu? Hel hiye la'ibe fil hadikati. Hel hiye la'ibe fil hadikati. O kişi, o kızdan la'ibeyi la'ibet yapman lazım. Hiye zamir olduğundan. Yani burada müzekker, müennes konusu da anlatılmış. Fark ediyorsunuz. Zamir konusu işlenerek. Zamirle alakalı zaten. Müzekker, müennes konusu. Hel hiye la'ibet fil hadikati. O kız bahçede oynadı mı? E enti dehale. Dehalet yapacaksın. Bitti. E enti, sen bir bayan, dehalet, girdin mi esnafe sınıfa? Hel hüve ketebe el vacibe. Tam olarak böyle yazarsın. Evet. Hel hüve o mıdır, ne midir? Ketebe yazmış mıdır? El vacibe ödevini. O ödevini yazdı mı? Manasında. Yani demek ki burada geçen hel bir soru edatıdır. Hemze de soru edatıdır. Bu hemzedir. Elif değildir arkadaşlar. Elif harika almayan bir harftir. Örnek ver. Kale. Kale. Kâne. Ortadaki eliftir. Kale'yi yaz. Ortadaki eliftir. Hemze değildir. Hemze harika alır. İstemi' ilel hivari. Parçayı, diyaloğu dinle. Sümme a'iduhu. Sonra onu ne yap? A'id yap. A'id hazırla demek. Tekrar et demek. Bakalım hangisi uygunsa. Merhaban, ben Ömeru. Merhaba, ben Ömer'im. Ömeru, Ömeru. Ra'ya tek ötre ver. Ehlen ve sehlen. Merhaba, ma cinsiyetuke. Senin cinsiyetin yani menşein nedir? Yani sen nerelisin diyor. Hel ente Suriyyun. Sen Suriyeli misin? Em Irakiyyun. Yoksa sen Irak'ta mısın? Ene ben Suriya. Ben Suriyeliyim. Ene ben Suriyyun olur yani. Nasriyyun gibi. Ben Suriyeliyim. Eskunu, oturuyorum. Fi hayyin. Garibin. Yakın bir mahallede. Minel medreseti. Okula yakın bir yerde oturuyorum. Ene ben. Muhibbu. Seviyorum. Hayyi. Mahallemi ve beyti ve evimi. Ve ente sen. Ya sen. Beyti. Demiş evet. Beyti. Benim evim. Ba'idun. Anel medreseti. Okula uzaktır. Ve hüve o. Bi canibi suki. Suk çarşı. Canip yön. Çarşı taraftadır. Pazar tarafta bir yerde oturuyorum diyor. Meta ne zaman yebdi u başlar edder su ders. Burada kullanımlar önemli yani. Ene kullanıyor. İşte başka ne eskunu gelmiş mesela. Emre fiil muzari. Nefsim tükeni mahde. Birinci kalıp gelmiş. Sekene yeskunudan. Bunlara dikkat çekilebilir. İşte ba'id uzak manasında kullanılmış.
Hüve zamir kullanılıyor mesela. Niye hiye değil gibi şeylere dikkat edilebilir. Bir öğretmen anlatırken bunlara dikkat çekebilir. Ders ne zaman başlar? Yebde'u başlar. Yani meta ile ilgili soruya nasıl cevap verilir? Buna bir örnek denen zaman da Yebde'u eddersu ba'de kalilin inşallah. İnşallah ba'de sonra kalil az. Az sonra inşallah ders başlar. Unzur bak emri hazır değil mi? Nazara yanzurdan. Unzur bak ila hazi talibeti. Şu kız öğrenciye doğru bak. Ehiye suriyetun. O Suriyeli mi acaba? Suriyeli midir? Hiye o talibetun cedidetun. O yeni bir öğrenci o kız. Velakin fakat la a'rifu. Ben de bilmiyorum ki. Min eyne hiye. O neredendir? Min dendan. Eyne neresi? Hiye o. İs'el. Sor. Ha o bayana o kıza. Ba'de ders. Dersten sonra sor bakalım nereliymiş. Merak etmişler. Hel tentehi sona erer mi? Eddirasetu fissaati salise. Es salise 3 demek. Ders yani öğretim 3'te sona erer mi? La hayır. Tentehi eddirasetu fissaati rabiati. Ooo ders 4'te biter. 3'te değil diyor. Sen neyin peşindesin? O derken olmaz. Ecib anil esiletil atiyeti. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Sualun esile. Sualun müfrettir. El esile cini yani çoğuldur. حسب الحوار السابق سابق geçen demek. El hivar diyalog. Yukarıda geçen diyaloğa konuşmaya parçaya göre aşağıdaki soruda cevaplar. Eyne nerede yeskun oturuyor Ömer'u? Ömer nerede oturuyor? İnan ki bilmiyorum bakmam lazım. Nerede oturuyordu ya? Cevabı neresiydi? Ene suriyun o değil ama. Ne şöyle diyeceksin. Teskunu. Yok öyle değil. Ne diyeceğiz? Yeskunu, o oturuyor. Evet, yeskunu, o oturuyor. Fi hayyin garibin minel medreseti. Tam olarak böyle. Yeskunu, yani şu hemzeyi yerine y koyarsan doğru yazım elde edersin. Yeskunu fi hayyin garibin minel medreseti. Cevap bu. Mada ne yuhibbu sever Ömer'u Ömer. Ömer neyi seviyor? Yukarıda cevabı var yani. Uhibbu diye başlamıştı. Sen uhibbu'yu yuhibbu. Aynen şöyle yazacaksın. Uhibbu'yu sil yerine bunu yaz. Parçada var. Meta ne zaman yebde'u başlar eddersu ders. Da vardı. Ders kaçta başlıyordu? Meta yebde'u ders. Ne diyeceksin? Aynen şöyle. Yebde'u eddersu ba'de galin inşallah. Şu parantez şuradaki kutudaki şeyi aynen cevap olarak yaz. Hel ya'rifu Umaru at-talibata Ömer kız öğrenciyi tanıyor mu? La ya'rifu Umaru at-talibata diye yazabilirsin. Meta tentehi ed-dirasetu ders yani öğretim ne zaman sona eriyormuş? Tentehi ed-dirasetu kaçtı? Saat 4'teydi herhalde. Ha şurada geçiyor. Tentehi ed-dirasetu fi sa'ati rabi'ati. Buna aynen yazın. Cevap o. İmle doldur el kelimati el mutekati'et. El mutekati' nedir? Bu kutucuklardır. Yani kelime bulmacası diyebilirsin. Nel kaimeti. Kutucuklardan seç diyor. Kema fil misal örnekte olduğu gibi bulmacadaki kelimeleri tamamla. Yani şurada görüyorsunuz yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı gibi sağdan sola. Bir doldurmada bir boşluk söz konusu. Evet, sat yazmış, rayın yazmış yani rayın, yani sagir. Burada ya var mesela hangi harf sığar? Garibun sığar mı? Kaf, ra olsa ya da burası, b de burası olur değil mi? Garib, sığdı. Burası kaf olduğuna göre kafla biten bir kelime bulmamız gerekebilir. Artık bilmiyorum bir bulmaca arkadaşlar, kelimeler burada. Ba'idun, uzak. Garibun, yakın. Ba'de sonra, kable önce. Galilun az, kesirun çok, kebirun büyük, sagirun küçük. Sagire çizgi çizmiş çünkü onu kullandım diyor yani diğerinde sen kullan. Artık sağdan sola falan yani bulmaca. Kelimelerin manasını verdim. Siz bulun. Ekmil tamamla el feragati boşlukları. Neyle tamamlayalım? Bil kelimatil atiyeti. Aşağıda gene kelimelerle tamamla. Buradaki ba araç gereç yani. Ba harfi cerri çeşitli manalara gelir. Geldiği manayı söyledik.
Burada ne yazmış? Em de olabilir, umun da olabilir. Öyle değil mi? Acaba nasıl? Cümlelere bakarak bulacağız. Kable olduğu garanti. Fi olduğu kesin. İla, en, min. Bunlar kesin. Ama şu em yoksa manasında bir edat mıdır? Umun manasında bir isim, anne manasından mı geliyor? Bunları cümleleri okurken anlarız. El medresetu, okul var. Garibun, yakındır. Vay. Nereden yakın? Mine suq, çarşıdan. Çarşıya yakındır. El muallimu, öğrenci, pardon, öğretmen, fil medreseti, okuldadır. Unzur, bak, ile tabibi, tabibe bak, tabibun, tabibe doğru bak, yani doktora doğru bir bak demiş. El mescidu, mescid nedir? Ba'idun an, yani demek ki ney? Garip ile, nerede garip geçiyor? Garip ile mini kullan, ba'id ile an kullan, tamam. Ba'idun anil beyti, okul, el mescidu, mescid, ba'idun anil beyti, evden uzaktır. El muallimu, bunu söyledik gerçi değil mi, fil medreseti dedik. İnteha, sona erdi, eddersu, ders, ne diyeceksin? Kable galin, az önce bitti. Hel hüve muallimun, em talibun, em imiş, em yani ne demektir em? Yoksa demektir. Em yoksa. Mi manasına gelir. Hel ise soru. Mı, mi, mu. Hel huve muallimun. O kişi bir öğretmen midir? Em yoksa talibun. Bir talip midir? Talip. Öğrenci yani. Hangisidir diye sorulmuş. Uktub el kelimati fil kaimeti es sahihati kema fil misaleyn. İki örnekte olduğu gibi. Kema gibi demek. Es-sahiha doğru. El-kaim kutucuklar. Şurada yazıyor onlar. El-kelimat kelimeler zaten. Uktub yaz demek. Ketebe yektubudan uktub emir hazır gelmiş. Kutucuktaki kelimeler doğru olarak yazın diyor. Şimdi ene ben eftahu. Ene zamirinden sonra eftahu gelir. Yukarıda geçti aslında. 2-3 sayfa yukarıda alıştırması vardı. Ene zamiriyle eftahu kullandır. Öyle değil mi? Ene eftahu. Ene ebde'u. Ene, ebde var mı zaten, onu seçeceksin. Buradaki ene'ye ne diyelim? El'abu, buradaki ene için ekra'u, bitti. Yani e ile başlıyorsa zamir, seçeceğin kelime de e ile başlayacak. Hüve ile başlarsa ya ile başlaması gerekir. Hüve yebde'u, hüve yekra. Yani diyebiliriz ki e ile, hemze ile başlıyorsa seçeceğin fiil de öyle olmalıdır. Ene eftahu, ene ebde'u. Ene el'abu, ene eftahu, ene ekra'u. Hüve ile başlıyorsa seçeceğin fiil ya ile başlayacak. Hüve, yebde'u, yekra'u, yeclisu, ye'kulu. Bunlar da bunların yanlarına yazacaksınız. Bu şekilde ders bitmiş oluyor. Müzekkerlik, müennislik konusuna değinmek gerekir bu konuları işlerken. Diyerek konumuzu tamamladık. İnşallah faydalı olmuştur. الدرس الثاني نتعرف على مدرستنا وده إن شاء الله ده سونرا